İşte rakamları burada görüyorsunuz zaten, rekor kuruyoruz. Ne işte, ne okulda, ne kursta, hiçbir yerde değil, evde oturuyor. Ben bunlara ev genci diyorum. Bunların sayısı 6 milyon. Yani Norveç nüfusundan daha fazla insan Türkiye'de evde oturuyor. Ve bu nüfus Türkiye'nin en iyi eğitilmiş nüfusu. Bunun altını çizmek istiyorum. Yani evde oturan bu 6 milyon genç bizim Cumhuriyet tarihi boyunca en iyi eğittiğimiz grup. Bu büyük bir tezat. Dünyada da bir örneği yok bu yoğunlukta. Şimdi burada baktığınız zaman bazı ülkeler bize yakın görünüyor. İşte Yunanistan olsun, İspanya olsun, İtalya olsun. O ülkelerle Türkiye'nin çok önemli bir farkı var. Bunun altını çizmemiz lazım. O ülkelerde genç yok. Hocam siz diyorsunuz ki Türkiye 2022 itibariyle Cumhuriyet tarihi boyunca en sefil dönemlerinden birini yaşıyor. İkinci Dünya Savaşı'nın o kıtlık yıllarında bile bu denli derin bir sefalet yaşanmamış. Siz böyle diyorsunuz ama Nebati Bey'in gözleri parılıyor. Diyor ki ya yok öyle acayip rekorlar kırıyoruz, moralim düzeliyor, şey düşüyor, enflasyon düşüyor. Şimdi şu gördüğünüz gösterge çok önemli. Bence herkesin bakması gereken illa bir şey varsa, bu kitapta çok veri var. Bence bu veri çok kıymetli. Bu sefalet indeksi. Sefalet indeksi çok basit olduğu için çok yaygın olarak kullanılıyor. İki şeye dayanıyor. İşsizlik ve enflasyon. Yani bir ülkede işsizlik arttığı zaman, enflasyon arttığı zaman o ülkede sefalet artıyor. Neden? Çünkü insanların geliri azalıyor ve elindeki para, mal varlıklarının kıymeti azalıyor. Şimdi buraya baktığınız zaman Cumhuriyet tarihinin başlangıcından bu yana kadar sefaletin arttığı dönemlere bakın. Bütün veriler burada. Yani biz İkinci Dünya Savaşı'nda olmuş, 24 Ocak kararlarında olmuş, 94 krizinde olmuş ve şu anda da enflasyonu dünyada gibi algılamıyoruz ya da epistemolojik kopuş etkisiyle şu anda yine 94 krizine yaklaşmış. Okuyamayanlar yani için ben bir kez daha hatırlatayım. Aynen. Yani bu sefalet indeksi bilimsel bir veri. Herhangi birinin gözüne bakmanıza gerek yok. Buradaki veri de TÜİK enflasyonu. ENAG enflasyonu değil. ENAG'ı koysanız bu tabloya sığmıyor.